Değerli izleyiciler, Sosyal Medyatik TV ekranlarına hoş geldiniz. 5 Şubat 2023 Pazar saat yaklaşık 16.35 sularında ekran karşısına geçtik. Mehmet Yılmaz hocamla ve TFF 1. Lig'in 23. haftasında oynanan ve yaklaşık bir saat kadar evvel sona eren Manisa FK-Samsunspor, 1-1 berabere biten Manisa FK-Samsunspor maçı ağırlıklı olarak ligdeki genel gidişatı konuşacağız. Futbol iklimi programında Mehmet Yılmaz hocama yayınımıza hoş geldiniz diyerek programa başlayalım. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum ben de. Epey oldu değil mi? Yani bir en son hangi maçtı? Altay maçı mıydı? Yüz yüze epeydir yapmıyoruz. Senin videoları yayınlıyorum ben ama. Evet. Epeydir yayınlamıyoruz gerçekten. Özledik. Belki. İçeride 2-1'lik ya Adana maçını yaptık ya Altay maçını yaptık. Ondan sonra denk getiremedik. Doğru. Doğru, bir denk getiremedik. Ya sen büyük şehirdesin, İstanbul'dasın. Biz uyuyoruz ama sen şey yapamıyorsun. Yani şehrin koşulları tabii farklı orada. Havalar nasıl hocam? Ya İstanbul'da bir kar alarmı vardı. Ya İstanbul'da söylentisi bile insanları böyle derde kedere düşürüyor. Yani İstanbul öyle bir yer. İşte az bir kar yağacak dediğimizde ya biz kendi çocukluğumuzda hatırlıyorum. Kar yağsa da okula giderdik yani bir şekilde ama burada tabii öyle değil. Yani burada zaman da ilerledi tabii artık insan hayatı daha değerli. Yani Allah korusun bir öğrencimizin burnu kanasa olmayacak, kabul edilebilecek bir durum değil. O yüzden İstanbul'da hemen teyakkuza geçiyoruz. Biz maçı dernekte izledik biliyorsun sen. Sadece seyircilerimizi de ilgilendirmek açısından söyleyeyim. Bir Samsun günü yapalım dedik. Bugün pazar. Samsun'da biliyorsun pazar günü demek. Kıymalı pide demek. Kapalı kıymalı demek. Biz de burada Samsunlu bir ustamız var. Pide ustası. Ona gittik işte dernekte dedik kaç kişi oluruz aşağı yukarı 20-21 kişi düşünüyorduk yani bir 25'i de bulduk aşağı yukarı güzel işte kıymalı pidelerimizi yaptırdık sanki Samsun'daymışız gibi bir memleket havası da almış olduk aslında ondan sonra dernekte işte arkadaşlar geldiler buluştuk kıymalı pidelerimizi yedik sonra maçımızı izledik tam bir Samsun pazarı oldu çünkü Samsunspor yani yine bir sükutu hayale uğrattı diyelim. Yani her şey tam kıvamında olmuyor bir türlü bizde biliyorsun. Dernekteydik. Hocam. Yani programı... Twitter'da evet. Sabahleyin Twitter'da bir paylaşım gördüm. Çok güldüm. Ama yani haklıymış yani. Şimdi kimdi bilmiyorum. Hakkı neler etsin. Yani çok doğru bir paylaşım. Şöyle yazmış. Gerçek Samsunlular Samsunspor'un bugün kazanamayacağını bilirler diye yazmış. Bir arkadaş da dedi zaten bu kadar mutluluk bize fazla dedi. Yani 4-5 haftadır çok mutluyuz. Lider bile olduk. Bir yerde bir şey olacak diye. Yani maalesef o bir şey oldu. Yani biz de dernekte maç bitince işte yayını hemen bitiminde mi yapalım yapmayalım mı onu konuşuyorduk. Çok kalabalıktı. Yani bir köşeye çekilip yapabilirdim ama işte arkadaşlarımız var tabii dostlarımız var. Fakat maç berabere bitince... Herkes hadi Allah'a emanet, Allah'a ısmarladık deyip hepimiz dağıldık ve fırtına ihtimali falan vardı. Ona da yakalanmamak adına kıta değiştirerek eve vasıl oldum. Programı böyle çekiyoruz. Yani şeyi bilsin seyircilerimiz diye, hikayeyi bilsin diye. Maçın hikayesi derler ya. Ya hocam şimdi ben o zaman şöyle başlayayım maçla ilgili sorulara. En son sorulacak soruyu en başta sorayım. Bu bir birlik beraberliğe sevinelim mi, üzünelim mi? Öyle bir hikayesi oldu ki maçın. Öyle başlayalım. Ya üzüldük. Yani sonuçta insanlar duygularıyla var olan varlıklar. Üzüldük. Yani bu bizim planladığı, yani insanın planladığı bir şey değil zaten. Yani maç bittiğinde üzülebilirsin, sevin. Duygular planlanan şeyler değil. Üzüldük. Ancak bu beraberlik bizim moralimizi bozmalı mı? Hayır, bozmamalı. Yani biraz pembe tablo çizmek de denilebilir söyleyebileceğim şeyleri ama öyle de olduğunu düşünmüyorum. Yine gerçekçi konuşacağımı düşünüyorum. Problem değil. Yani bu takım şampiyon olacak. Birinci veya ikinci olacak Allah'ın izniyle ve çıkacak. Zaten şampiyon olurken de her maçınızı kazanamıyorsunuz. Yani öyle bir şey yok. Deplasmanda 1-1'lik skor normal. Yani gidişat içerisinde normal bir netice. Yani öyle bir maç oldu ki senin de maç öncesi aslında program öncesi çok kısa bir konuştuk seninle zaten. Ya kesinlikle Samsunspor'un hak ettiği bir maçtı diyecekken oyunun son bölümlerine bakınca yenilebilirdik de. Yani maçı kaybedebilirdik de. O da şaşırtıcı olmazdı. Yani genel toplama baktığımızda 3-1, 4-1 bitmesi gereken bir maç gibiydi. Ama 2-1 kaybedebilirdik de. Yani çok ilginç bir maç oldu bu anlamda. Fakat takım iyi top oynadı.
Şimdi ben de o zaman en sonda söylemem gereken şeyi en başta söyleyeyim. Ya forvet hattının beceriksizliği ve şanssızlığı nedeniyle böyle oldu bugün. Yani o çok güvendiğimiz ileri hat, sonradan girenler de dahil olmak üzere. Yani golümüzü bile bir savunmacı attı biliyorsun. Onun dışında evet. direkten dönen topa bakıyorsun. Yine Alim'in vuruşu. Öbür şut Barış Alıcı'yı ayrıca konuşuruz zaten. Yani ilk maçı itibariyle kendisi de bence çok üzgündür. Büyük bir hayal kırıklığı oldu çünkü. Sadece kaçırdığı o net golden dolayı değil. Oyunda yapamadığı her şeyden dolayı aslında. Yani bizim bildiğimiz Barış Alıcı bu değil yani. Bu olmamalı. Yani bu anlamda forvet hattının bugünkü beceriksizliği ve şanssızlığı nedeniyle kazanamadığımız bir maça dönüştü. Hocam forvet hattı mı sadece? Yani kaçan penaltıyı nereye yerleştireceğiz? Yani bu sezon kazandığımız 5. penaltı ve 4. kez bu penaltı kaçırdık. Yani bu nasıl bir iştir? Yani 4. kez kaçırıyoruz. Bir de tersini yani mefhumun muhalifinden gidelim derler ya eskiler. Rakipler de bize karşı kazandıkları bütün penaltıları şakır şakır gole çevirmişler. Yani biz hep kaçırıyoruz bir tane attık. Şunski'nin kurtardığı bir tane penaltı yok. Bizimkiden de atabildiği doğru düzgün bizim forvetlerin biraz atabildiği bir tane forvet penaltı. Şunski'ye de kızamıyorum çünkü o kadar net penaltılar attılar ki bize. Hepsi attı yani. Bugünkü penaltı da mesela yani gayet başarılı bir penaltıydı Junior Fernandez'in vuruşu. Ya bu ilginç tabii. Ya Zeki topun başına geçince herhalde devam edecek dedik Eyüp'teki gibi. Olmadı, atamadı. Yani bu şu anlamda ileriye dönük olarak da ya bize penaltı verseler ne olacak? Zaten atamıyoruz psikolojisini oluşturdu taraftarda. Yani artık heyecanlanıyor. Penaltı keşke vermese hani gol olsaydı diye. Lora'nın düşürüldüğü bir pozisyon vardı. Düşürüldü evet. mü, düştü mü? Yani hiç bizimkiler de ısrar etmediler. Nasıl olsa atamıyoruz diye. Doğru. Penaltı da değildi. Kaleci son anda Ömer Kahveci orada topa dokunmuştu Lora'nın pozisyonunda. Yani ama buna rağmen maçın hemen başları 4. 5. dakikada kaçan penaltıya rağmen biz demoralize olduk. Fakat takım demoralize olmadı. Oyununu devam ettirdi. Arayışlarını sürdürdü. Nitekim golü de buldu. Yani şimdi şöyle bir şey abi. Deplasmanda oynadık bugün. Ve güçlü bir rakibe karşı kötü Manisa bir şartını... Manisa PK hocam. 9 veya 10 maçtır kendi sahasında yenilmeyen bir takım. Yenilmiyor tabii. Böyle bir istatistiği var yani. Manisa PK çok iyi bir takım. Doğru. Evet. Yani zor bir takım. Bir de yani hoca değiştirmiş. Herkes biraz kendini göstermeye tam çalışıyor. Tam onu diyeceğim. Yani mücadele de ettiler. Hoca değişikliğine de denk gelen yani kötü gidişatın üstüne iyi bir hocayı getiren bir Manisa ile karşılaştık. Fakat hem bu maçta hem de bu sezon boyunca istisnasız bütün deplasman müsabakalarında kaybettiğimiz Altınordu maçı da dahil hiç ezilmedik. Aksine ev sahibi gibi oynadık. Bugün de öyleydi. Yani özellikle maçın ilk 30-35 dakikası sonra ikinci yarının önemli bir bölümü bizim golü bulduğumuz kısma kadar ağırlıklı olarak yine oyuna hakim olan, sürekli arayış içerisinde olan, gol pozisyonu üreten, gol kaçıran takım Samsunspor'du. Yani takımın böyle bir havası var. Bu iyi bir şey. Çünkü biz mesela şampiyon olduğumuz, birincilikle şampiyon olduğumuz son sezon 2010-11 çok kritik bir Denizlispor deplasmanımız vardı mesela. Hatırlayacaktır arkadaşlarımız. Maçın hemen başında Agbetu'nun pasında işte Zenke'nin golüyle öne geçtik 1-0. Ondan sonra sürekli baskı yedik. Kaleci Ahmet Şahin kariyer maçı oynamıştı. Yani 10 tane falan gol kurtarmıştı. Bu takımın öyle bir özelliği de yok. Yani baskı yemiyor. Kora kora oynuyor. Bu anlamda bence çok moral bozacak bir durum yok. Rize Spor maçına odaklanmak gerekiyor. Yani genel anlamda evet mutsuzuz ama umutsuz falan değiliz. Yani bu takım iş yapacak yani net görünüyor. Görüntü bu. Biraz daha maça girecek olursak evet. Hocam. Şimdi maçın erken dakikalarında kaçan bir penaltı golü var. İlk 10-15 dakikada penaltıdan beter kaçan goller var. Yani Tankun'un kaçırdığı falan vardı. O yani nasıl kaçtı hayret yani. Gerçi maçın içinde bunun gibi pozisyonlar da oldu ama penaltıdan beterdi hakikaten o kaçan gol pozisyonu. Arka arkaya kaçan goller ilk 20 dakika içerisinde Samsunspor herhalde bir 3-0, 4-0 kolayca bulabileceği bir maç oynadı. Fakat sonraki dakikalarda biraz daha Manisa takımı oyunu dengeledi. İlk yarıda bir türlü üstün oyunumuza rağmen aradığımız golü bulamadık ve karşılaşmanın ikinci yarısında işte oyunun kontrolü genel olarak elimizde devam etti. Yine çok inanılmaz goller kaçtı.
Derken Yunus Emre'nin kafa golüyle, ki onun da bir gol atmasına ben çok sevindim, ayrıca onu da söyleyeyim, o da sevindi zaten. Hatta işaret yaptı Alim de şeye, Yusuf Abdoğlu'na, bak bu defa ben attım gibi, hani savunmadan gelip. O da hoşuna gitti çocuğun. Bizim de hoşumuza gidiyor. Genç çocuğun elde ettiği hani başarılar bizim hoşumuza gidiyor tabii. Evet. Fakat 1-0'dan sonra yapılan oyuncu değişiklikleri de oyuna giren oyuncular Fofana ve Barış Alıcı bilhassa hiçbir şekilde katkı veremediler. Her ikisi de çok yetersiz kaldılar. Yani mücadele, sahada bir mücadele vardı. Manisa takımı da korakor mücadele ediyordu. O mücadeleye cevap verecek bir fizik şeyleri yoktu sanki. Hani sakatlıkları mı vardı? Yani Fofana için söylüyorum. Fofana bazen hani sakatlık şeyi oluyor Fofana'nın. Yani hafta içinde iyi hazırlanmamış olabiliyor. Barış Alıcı'nın da Gençler Birliği'nden çok kuvvetli gelmediğini ben gördüm. Yeteneğine kimse bir şey demiyor. Ama güçlü gelmedi. Oyuna Tomane'yi tercih etti. Mesela Ahmet Sagat girmedi. Bu da bir diğer not karşılaşma içerisinde. Ben şöyle bir hani hatırlatma yaptım. Sonra penaltı golü geldi. Tarihsiz bir şekilde içeride miydi dışarıda mıydı? Galiba birkaç santimde içerideydi ve penaltı kararı doğruydu. Benim fikrime göre. Güzel bir penaltı attılar adamlar ve 1-1 oldu. Sonraki dakikalarda biz de kaçırdık ama onlar da kaçırdı. Şumski gerçekten ipten aldı takımı desek yeri var. Çünkü şu başka şeyler konuşuyor olabilirdik. O uzatmalarda karşı karşıya sert şutu çıkartmasıyla gerçekten Şumski maçı kurtaran adam da haline geldi. Ve maç son tarihinde 1-1 berabere bitti. Ben şöyle bir genel özet yaptım. Bir de sen özetle biraz daha ayrıntılı özetleyebilirsin tabii. Evet, şimdi maç tercihine baktığımızda Samsun Spor cephesinden başlayalım. Hüseyin Hoca'nın 3-5-2 ile başladığını gördük. Fakat bu sefer geri üçlüyü hakiki üst stoperden oluşturmuştu. Yani Yusuf Abdioğlu'na da kadroda yer vermişti. Zeki'yi sağ önde oynatıyordu. Bu şekilde mücadele başladı. Yani Fofana'yı bu sefer tercih etmedi. Daha doğrusu üçlü forveti tercih etmedi. Manisa FK takımına baktığımızda şimdi hocanın gelişiyle birlikte doğal olarak oyuncularda kendini gösterme isteği olacak. Bunun dışında yeni transferler de vardı. İşte bizim Samsunlu Serkan Odabaşoğlu'nu aldılar Sakaryaspor'dan. Yine Junior Fernandez. Tabii bunlar tam hazır değildi ki doğrudan oynatmadılar onları. Adem Büyük tercihi vardı. Adem Büyük de tecrübesinden dolayı tercih edildi. Ancak Adem Büyük artık futbolu bırakma dönemine gelmiş diyebiliriz. Adem Büyük biz 2006-2007 sezonunda Akçabat Sivasspor'da oynadığı dönemden beri biliyoruz. Yani bu liglerin oyuncusu. Bize Akçabat'ta 6 ayda oynarken goller atmış bir oyuncu. Ve artık bir ara kariyer zirvesi yaptı. Galatasaray ve milli takımda bile oynadı. Ama net bir düşüşte. Yani çıktığı hızda da değil, daha hızlı bir düşüşte. Bunu gördük bugün. Gerek fizik olarak, gerekse artık gol vuruşu olarak. Çünkü iki tane pozisyonu vardı biliyorsun. Eski bildiğimiz Adem Büyük olsaydı kesinlikle bunları tabelaya yansıtırdı yani. Şimdi Manisa oyunu sahasında kabul etti bile diyemiyorum. Çünkü Samsunspor o kadar baskın ve etkili, sanki hiç deplasmanda değilmiş gibi oyuna başladı ki. Manisa FK'nın yapabilecek çok bir şeyi yoktu. Üstüne üstlük forvet hattında Adem Büyük'ün eski formunun çok uzağında olması. Batuhan Kör'ün adını belki de çıkarken duydum. Yani Batuhan Kör biliyorsun Bursa Spor'da bize farklı maçlarda goller atan genç yetenekti. Batuhan Kör'ü ben Junior Fernandez'e değiştiğinde fark ettim. Ha, Batuhan da oynuyormuş diye. Yani bu kadar etkisiz, bu kadar silik bir oyunu vardı. Orta alanda Burak Altıparmak özellikle takımı ayakta tutmak adına hayli mücadele etti. Mücadelesini sergiledi. Ama onun dışında özellikle ilk 35 dakika Manisa FK adına pek olumlu şeyler söylenemezdi. Sonrasında oyun gidişatı değişti. 35 ile 45 arası dengelendi. İkinci yarıda da yine Samsunspor'un etkili oynadığını gördük. Şimdi Hüseyin Hoca'nın kaçan penaltı bir kere pek çok şeyi değiştirdi doğal olarak. Yani maçın hemen başında baskıyla başlayan bir Samsunspor 1-0'ı bulsaydı gidişat çok farklı olabilirdi. Buna rağmen 69'da Yunus Emre Çift'in kafa vuruşuyla gol geldi. Yunus adına çok sevindim. Yani hem genç bir oyuncu olması hem de Samsun'un kendi evladı olması açısından Yunus Emre benim çok sevdiğim, takdir ettiğim ve ileride çok daha iyi yerlere inşallah Samsunspor'la birlikte gelmesini temenni ettiğim bir kardeşim. Onun dışında genç oyuncu demişken genç oyuncu kontenjanından ve yerli yerel kontenjanından Manisa FK'daki Berkay'ı da atlamamak gerekiyor. İlk maçta bize bir gol de atmıştı. Berkay da bugün hakikaten yaşının çok üstünde bir oyun sergiledi.
iyi oynadı. Yani iyi mücadele etti, iyi boğuştu. Ayağına da hakim bir oyuncu. Onun da zaten yolunun açık olacağı çok belli. Yani Berkay dediğin Ayberk mi hocam? Ayberk ya. Ayberk. Sağbek. Ayberk Karapo. Evet, Ayberk Karapo. Niye Berkay diyorum? Çünkü bizim Samsunsporlu iki kardeş var. Berkay ile Ayberk. Ayberk şu an diş hekimi Samsun'da. Onlara da selam olsun. Ondan dolayı Ayberk Berkay. Elbette Ayberk. Ayberk Karapo. Yani o da gerçekten ileride adından söz ettirecek yani net bir şekilde. İlginç bir maçtı. Neden ilginç bir maçtı? Çünkü en başta dediğim gibi yani 4-1 biz kazanabilirdik de ama 2-1 kaybedebilirdik de. Yani bu kadar enteresan bir müsabaka oldu. Zannediyorum seyredenler için, tarafsız futbol severler için de keyifli bir mücadele oldu. Mücadele gücü yüksekti. Ama burada tabii şimdi şehir takımı ayrımını biz her zaman yapıyoruz ve genelde de şehir takımlarına pozitif ayrımcılık yapıyoruz ama açıkçası Manisa FK kusura bakmasınlar ama benim için o kategoride değil. Çünkü bir kere Manisa Spor değil. Yani işte memleket meselesi, şehrimin takımı falan diye sloganları var ama bu o değil yani. Manisa Spor artık herhalde amatör kümede, bilmiyorum nerede olduğunu. Yani ben bile bilmiyorum. Kaldı ki Manisa Spor'a bile yeterince sahip çıkmıyordu şehir. Çünkü ben oraya Manisa Spor zamanında 2 tane deplasman yaptım. Onun dışında da biliyorum. Yani koskoca Manisa şehrinin takımı, memleket meselesi bilmem ne deniyor ama ya 500 kişi yani 1000 kişi oynuyor. Ve oynadığı stat da maalesef gerçek yine o Manisa Spor'un oynadığı eski Manisa 19 Mayıs Stadyumu bile değil. Yani dolayısıyla Manisa FK bugünkü duruşuyla, görünüşüyle bir şehir takımı değil de sanki bir kasaba takımı izlenimi veriyor. Yani proje takımı daha çok. Bir proje yani, takımı gibi oynuyorlar. Proje takımı, ya proje takımı ama tutmamış bir proje takımı. Yani şimdi bu anlamda mesela Malatya'nın da Erzurum'un da eski camialarıyla ilgisi kalmadı. Ama mesela Erzurum yani şehir takımı diyebiliyoruz yani mevcut Erzurumspor FK'ya. Çünkü şehir ilgi gösteriyor. Malatya öyle yani yeni Malatya için aynı şeyi söyleyebiliyorum. Ama burada öyle bir durum da yok. Yani burada da açıkçası yani bir şehir takımı kategorisinde görmüyorum ben Manisa FK'yı. Zaten boşlu tribünler görüyorsunuz. Bu da bir şey olsun yani bir futbol sever, yerel takım tutmanın önemli olduğunu düşünen birisi olarak onlara bir sitemim olsun diyeyim. Ha bir şey değişir mi? Değişmeyecek. Çünkü Manisa yıllardır böyle. Hiçbir şey de değişmeyecek yani. Evet, ben şöyle bir kahvemden birkaç yudum alayım müsaadenizle. Çünkü soğuktan geldim. Biraz içim ısınsın diye seyircilerimizin de affına sığınarak biraz soluklanayım. Peki hocam ben de bunu fırsata çevireyim. Biraz şeyi sorayım. Yani yeni transfer olarak Barış Alıcı nasıl buldun diye sorayım. Isınma molasında o soruya cevap vermiş olalım. Ya bu sorunun cevabını Barış kendisi verebilir bence. Dediğim gibi çok üzgündür muhtemelen. Çünkü çok kötü oynadı. Ve her şeye rağmen yani kötü oyununa rağmen iyi bir vuruş yapsaydı kahraman olabileceği bir ilk maç. Bir Samsunspor başlangıcı da yapabilirdi. Yani orada kaleciden dönen topu tamamlayacak, boş kaleye atacaksın. Uzatma dakikalarına girmek üzeresin zaten. O kadar kötü bir dokunuş yaptı ki vuruş bile değil. Direkten döndü. Halbuki bizim bıraktığımız Barış, yani Altın Ordu'da parlayan, oradan Fenerbahçe yapan, geleceğin Cengiz Ünder'i olarak gösterilen, o Ali Koç'un bile böyle şaşalı sanki çok üst düzey uluslararası bir transfermiş gibi lanse ettiği, takımın yeni yıldızı olacak dediği, 8-10 maç oynattıkları Gençler Birliği'nde de iyi oynayan bir Barış'la bugün sahada gördüğümüz Barış'ın hiçbir ilgisi yoktu. Umarım ki yani tek maçlık olsun bu. Yani fizik olarak çok düşükse eğer bu devam edecektir ama bilmiyorum yani pas kalitesi kötüydü. Yani beklediğimiz Barış yoktu açıkçası sahada. Yani defansif, yani şimdi Samsunspor'un şeyi bir defa mücadele takımı Samsunspor. Yani elindeki kadro en forvetten en geriye kadar bütün takımın koştuğu bir takım. Mesela hani bizim Celil Yüksel mesela çok eleştiriyoruz. Biz onu zaman zaman hani Adana Spor'daki performansı yok, skora katkısı yok falan diyoruz ama hani sahada kaldığı süre içerisinde Celil elinden gelen mücadeleyi yapıyor. Bütün gücüyle koşuyor. Hakeza. Soner Gönül için de buna benzer bir şeyler söyleyebiliriz. Soner de çok üstün yetenekli bir oyuncu değil belki ama gönülden oynuyor, çok koşuyor, çok mücadele ediyor. Şimdi Ali Barış'ın nasıl bir takıma geldi? Ali Kağan öyle, Osman öyle. Evet, evet.
Evet, yani Barış'ın bir defa şunu anlaması lazım. Geldiği takım mücadele eden bir takım. Yani sahada sadece işte eli belinde fırsatı yakalayınca gol atan bir adam olarak kendini hayal ediyorsa bu takımda çok uzun soluklu olmaz. Ama yeteneklerini işte takım bütünlüğü içerisinde iyi savunma yaparak, işte savunmaya da katkı sağlayarak, defansif organizasyonlarda da görev yaparak katkı sağlarsa Barış'tan çok yararlanır Samsunspor. Ama bugünkü Barış o havadan çok uzaktı. Umarım Gençler Birliği'nde hani çok şeyden düşmemiştir. Hani ne söyleyelim, fiziksel olarak çok düşmemiştir. Çünkü birden şeyini yükseltemezsin o zaman. Hani fizik kalitesini birden yükseltemezsin. Bilmiyorum, yanılıyor muyum? Doğru söylüyorsun. Yani Barış aslında Gençler Birliği'nde oynayarak geldi. Yani kadro dışı değildi, sakat değildi. Gençler Birliği'nde sürekli oynayan bir oyuncuydu. Hatta şeyde bile oynadı. Pendik deplasmanında Sağ bile oynadı. Tabii Pendik deplasmanında oynadı. 5-1'lik Boluspor maçında oynadı. Yani sahada vardı. Yani şimdi hayatta ve futbolda bazı soruların cevapları aslında bellidir. Sadece yani biraz suflörlük yaptırılır yani cevabı verecek olan kişiye. Sen de Barış'ı nasıl buldun sorusunu sorduğunda aslında sen, ben, bizi izleyenler, maçı seyredenler ve Barış'ın bizzat kendisi, herkes bu sorunun cevabını biliyor. Yani ben şimdi tutup desem ki Barış'ı çok beğendim, işte çok iyi oynadı, şunu şöyle yaptı. Yok yani, öyle bir şey yok, öyle bir durum olmadı. Ama sadece şunu, yani bir şerh düşerek, bir parantez açarak, Barış bugünkü maçta oyuna girdiği bölümden sonra son derece etkisizdi. Oyunun her şeye rağmen kahraman olma fırsatını da tepti. Fakat Barış kötü bir oyuncu değil. Bunu mutlaka söylemem gerekiyor. Mesela Güell kötü bir oyuncu. Yani bence kötü bir oyuncu. İyi oynasaydı bile, ki oynama ihtimali çok az, yine kötü bir oyuncu. Ama Barış kötü bir oyuncu değil. Yani Barış kendini mutlaka toparlayacak. Yani futbol bir de tabii çok insani bir şey. Yani makine gibi değil. Alıp oraya koyduğunda o dişliler aynen dönmeye devam edecek, eksik parçayı tamamlayacaksın. Böyle bir şey yok. Çok insani, günlük form durumu, bir takım oyunu olmasının da etkisiyle bazı şeyler mutlaka olumlu ya da olumsuz yönde tesir ediyor. Barış'ın da böyle bir günü olduğunu düşünelim. Bu maçı yok sayalım yani. Bu maçı, Barış'ı unutalım bu maçta. Rize maçıyla bir başlangıç yapsın diye temenni edelim. İnşallah. Peki Hüseyin Eroğlu ne düşünmüş olabilir? Yani Eyüp maçı ve Erzurum maçı, aslında karşısındaki takımlara baktığımızda birbiriyle alakası olmayan iki takım. Yani Eyüp şampiyonlukta direkt rakibin, Erzurum'da düşmemeye çalışan ve kadro derinliği olmayan, oyun kalitesi bakımından standardı belli olan bir takım. Her ikisine de üçlü forvetle, işte Tanke, Laura ve Fofana forvetiyle çıkınca açıkçası artık bundan sonra Samsunspor üçlü forvet oynayacak diye ben böyle bekliyordum. Ve Manisa karşılaşmasında da ileri üçlüde böyle bir kadro bekliyordum açıkçası. Fakat Hüseyin Hoca Fofana'ya ilk 11'de yer vermedi. Fofana'nın oyuna girdiğinde işte biraz böyle hani iki kanatta Barış, Fofana, ortada Tanke şeklinde bir, hani sanki orada birazcık bir üçlüye döner gibi oldu. Ama hani o da hani Laura olmayınca o üçlü de tabii aynı şeyi vermiyor. Hani aynı tadı vermiyor, öyle söyleyelim. Ve sonradan oyuna girerken de işte oyuncu değişikliklerinde Ahmet Sagat'ın yerine Tomane'yi düşündü mesela. Hoca ne düşünmüş olabilir ve niye tutmadı bu taktik, öyle diyelim. Şimdi hoca net sabit bir sistemde oynamayacağını zaten en baştan beri beyan etmişti. Ama buna rağmen aslında üçlü savunmada sabit kalıyor. Sadece dediğin gibi hücum hattında bazen üçlü oynuyor, bazen ikili oynuyor. Yani her maça göre taktik geliştirme becerisi olan bir adam hoca. Ya bu maçta da aslında kaçan golleri, artık hocanın buna yapabilecek bir şeyi yok. Yani penaltı kaçırıyorsun. Penaltıyla birlikte 3 topun direkten dönüyor. Yanılmıyorsam 2 top çizgiden çıktı. Karşı karşıya kaç tane kaçtı? Onun dışında kaleci Ömer Kahveci'nin de çok iyi bir performansı vardı, tıpkı Şumski gibi. Dolayısıyla yani hocanın bunlara tedbir alması, bunları engellemesi mümkün değil. Kağıt üzerinde hocanın taktiği, bence oyun planı, stratejisi hepsi tuttu. Bu anlamda bir şey yok, bir sorun yok. Ama dediğim gibi yani oyuncuların günlük performansı ve o günkü işte üretkenliklerinin az oluşu şeyi etkiliyor, skoru etkiliyor. Yani golümüzü bile savunmacı attı yani. Üstelik bir de şöyle bir şey var.
yine şeyle rakiple ilgili bir şey söyleyeyim. Mesela kaleci Ömer Kahveci çok iyi oynadı. Peki bu sürpriz mi? Bence değil. Yani Ömer çünkü Buca Spor'la Süper Lig oynadığı dönemde de geleceğin milli takım kalecilerinden birisi olarak gösteriliyordu. Yani çıkış yapması beklenen önemli bir kaleciydi. Bunu yapamadı. Alt liglerde kaldı genelde. Ama bugün gayet iyi oynadı. Yani dediğim gibi hoca şimdi Rize maçına üçlü de çıkabilir. İç saha olduğu için. Yani Fofanalı da çıkabilir. İki forvetle de çıkabilir. Bence hocanın bugün eleştirilmesi gereken bir tek hamlesi, daha doğrusu yapmadığı bir hamlesi vardı. Ahmet Sagat. Yani Ahmet Sagat'ın bu oyunda mutlaka yeri olmalı. Yani son 5 dakika bile değil, son 20-25'te mutlaka içeri atmalıydı. Hiç atmadı. Yani Ahmet bunu hak ediyor. Tomane'nin yerine o girebilirdi mesela. Olabilirdi tabii. Tomane'nin yerine olabilirdi ya da Tomane'nin önünde olabilirdi. Yani Tanke'nin yerine Ahmet Sagat'ı tercih edebilirdi. Yani Tomane'ye ben çok saygı duyuyorum. Hocam bu Tomane'den ne anladın sen? Bir şey anlamadım. Tomane'den ne anladın hocam? Ya Tomane niye bu takımda kalacaksa niye son dakikalarda giriyor? Zaten keyifsiz oldu da herhalde belli. Gidecekse niye oynar? Yani şey tutuluyor. Tam şimdi seyircilerimiz böyle 20 saniye başa sardırırsa geriye, tam demiştim ki Tomane'nin oyun bilgisine, kariyerine çok saygı duyuyorum. Benim de takdir ettiğim bir oyuncu. Ancak bu senenin Tomane'sinin Samsunspor'la bir ilgisi yok yani. Adam kafa olarak da zaten gitme taraftarı. Yani eğer bir pazarlama stratejisi ise bu. Bakın oynatıyoruz zaten. Hani hadi gitsin çünkü sene sonunda artık sanırım bedava gidecek. Buysa bu maç o maç değil. Üstelik Ahmet Sagat'ın yani Eyüp'te yaptıkları ortada. Erzurum maçında yine oyunu hareketlendirdi. İyi bir profesyonel, genç, enerjik, atletik bir oyuncu aynı zamanda. Yani ben kesinlikle Sagat'ı almasını beklerdim. Gueye'li alıyor oyuna. Yani Tomane'yi de anladım. Yani niye anladım? Şundan dolayı. Şişirdiği toplardan dolayı. Çünkü dikkat edersen özellikle Yunus Emre üzerinden çok fazla top şişirdik. Yani santraforlar indirsin, duvar olsun diye. Tomane bunları yapabilecek bir oyuncu diye. Bunu anlarım ama yani net bir gol vuruşu krizi yaşıyoruz. Ve bu krizi aşabileceğin oyuncu Güell ya da Tomane değil. Ahmet Sagat. Hele Güell hiç değil yani. Bir tek burada eleştiririm hocayı. Ahmet Sagat'ı oyuna dahil etmemesinden dolayı. Ömer Kahveci tabii iyi kalecidir diyecek bir şey yok ama Samsunspor yani bu bir artık gelenek oldu. Hangi takımda oynarsa oynasın onun kalecisi kahraman oluyor. Bu tesadüf olmasa gerek. Biraz da bizim oyuncuların hani gol vuruşlarındaki beceriksizliğiyle ilgili diye düşünüyorum. Yani sadece şanssızlıkla açıklanacak bir durum değil bu. Değil tabii. Beceriksizlik artı şanssızlık. Yani sporda, futbolda şanssızlık var mıdır? Kimileri de hayır öyle bir şey yok. Şans kavramıyor. Vardır yani. Tabii ki vardır. Ama her şeyi şansla ya da şanssızlıkla açıklamak da hiç doğru bir şey değil. Beceriksizlik de var burada veya işte konsantrasyon eksikliği var, maça hazırlanamama var gibi sebepler de var yani. Hocam son olarak bu şeyi soracağım şimdi. Acaba bu penaltı kriziyle ilgili hoca bundan sonra ne yapacak? Şimdi Zeki Yavru geçen hafta attı, bu hafta hadi bu da tekrar atmış olsaydı bundan sonra bu takımın penaltıcısı Zeki Yavru derdik. Aslında kötü mü kullandı? Topu direğe nişanladı, ters köşe yaptı. Yani birkaç santimde belki yani direğe çarpıp içeri de girebilirdi. Biraz da hani talihsizlik de var. Ona da söylemek lazım. Yoksa hani çok da kötü bir penaltı değildi bana göre. Ama bundan sonra acaba bu takım hücum futbolu oynadığı için zaman zaman penaltı kazanacak tabii. Yani her takım kazandığı gibi biz biraz daha fazla kazanacağız. Çünkü biz şey yapıyoruz, rakip kaleye çullanan bir takımız. Dolayısıyla da o şeyden, o karambollerden vesaire penaltı bulma ihtimali daha yüksek olan bir takım hüviyetindeyiz. Ama biz bu penaltılardan hiçbir şekilde yararlanamıyoruz. Şimdi hoca ne yapmalı? Zeki Yavru da ısrar mı etmeli? Yoksa ya bu takımın içerisinden özellikle yeni transferlere de bakarak yeni bir penaltıcı bulup kardeşim bundan sonra bu takımın penaltıcısı sensin, ona göre hareket et mi demeli? Ne dersin? Ya penaltı futbol oynamayanlar için çok böyle bedava ve kolay bir şey olarak algılanır. Yani tamam penaltı. Ya penaltı kaçar mı ya, işte penaltı atılmaz mı diye düşünür ama hiç de öyle değildir. Yani az buçuk futbol oynayan herkes bilir ki penaltı atmak çok zor bir şeydir. Dünyanın en büyük golcüleri bile mesela kötü penaltıcı olabilirler. Yani penaltı kaçırmayan futbolcu da benim bildiğim kadarıyla hiç yok dünyada.
Yani bir iki penaltı atmıştır, hepsini atmıştır, o ayrı, ama yani çok fazla penaltı atıp da kaçırmayan yoktur. Yani Türkiye'deki o büyük yetenekler bile penaltı kaçırıyor Türkiye liglerinde, dünyada zaten öyle. Şimdi penaltı ama çalışılarak aşılabilecek bir şey. Yani bazı oyuncular da vardır ki kalede kim olursa olsun o vuracağı yeri bildiği için mutlaka atar. İşte Alex de Souza mesela, o da kaçırmıştı. Hatta Samsun'da bizim maçta kaçırmıştı bir tane. Ama şeyi çok yüksekti yani, penaltı istatistiği çok yüksekti. Şimdi takımın bir penaltıcısı olması lazım. Bu arada bizim kaçırdığımız işte 5 penaltı attık, 4'ünü kaçırdık. Sadece Douglas Tanke'nin Bandırma'daki vuruşu hakikaten çok kötüydü. Yani dağlara taşlaraydı. Ama onun dışında Hasan Kılıç da, Boldrin de, bugün Zeki de kötü vuruş yapmadılar. İlk ikisini kaleciler kurtardı. Yani onlar kaçırdıdan ziyade kaleciler kurtardı. Bugünkü de yani evet, niye kötü diyebiliriz? Gol olmadığı için, ama onun dışında vuruşu fena değildi yani direğin dibine doğru. Şimdi bunu bir kere çalışarak aşmaları lazım. Bunun dışında Zeki'nin kendi durumu çok önemli. Yani Zeki ya bugün kaçırdım ama mühim değil, ben penaltıcıyım, penaltı atabiliyorum deyip burada ısrar edebiliyorsa yine Zeki ile devam edilmeli. Mutlaka takımın kendi içine bir penaltıcı çıkarması lazım. Aslında takımın bir penaltıcısı var. Kim bu isim? Sence? Vallahi bilmiyorum. Ben bak, Celil mi acaba? Yok. Ahmet Sagat. Ahmet Sagat geçen sene bize de penaltıdan gol atmıştı. Hatırla Samsun'daki maçta. Sen o adama 10 dakika şans verirsen takım penaltıcısı diyemezsin tabii. Ve ilginçtir. Bu sezon kazandığımız 5 penaltının 5'inde de o süre içerisinde penaltı dakikasında Ahmet şeyde içeride yok. Yani Ahmet oyunda yok. Dolayısıyla yani Ahmet Sagat iyi bir penaltıcı. Penaltıcımızı tartışırken aslında bir de frikikçimizi de tartışsak. Mesela Celil Yüksel, Adana Spor'da hatırlayalım, muhteşem ceza sahası dışı golleri atan bir oyuncuydu. Samsun Spor'da bir türlü o özelliğini gösteremiyor. Pek öyle etkili frikiki geçtim yani, ceza sahası dışından şutu da yok. Takımda frikikleri de yine bakıyoruz Zeki atıyor genelde. Bugün bir tane tanki attı, o da kötü vurdu yani, gerçekten kötü vurdu. Yani içimden bize sanki bu Yunus Emre'yi biraz bu frikiklerde falan denesek diyor. O, çünkü bayağı ayağına da hakim bir futbolcu. Yapabilir mi? Celil, yine Ali Kağan, bunlar yani uzaktan iyi vuran, net vuruşlar yapabilen futbolcular. Yani biraz başka isimleri özellikle serbest atışlarda denemek sanki daha uygun olmaz mı? Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? Şimdi Yunus Emre 6 yaş kategorilerinde serbest vuruş golleri atan bir çocuktu. Yani ben birkaç videosunu da biliyorum. Fakat şimdi serbest vuruş dediğimiz şey abi, o da kendi içinde uzmanlık gerektiren veya branşları olan bir şey aslında. Yani serbest vuruşun kullanılacağı yerin mesafesi, hangi köşede olduğu, sağ mı sol mu, orta mı, dolayısıyla hangi ayaklı futbolcunun vuracağı, plase mi gerekir burada yoksa sert vuruş mu gerekir gibi pek çok şeyi bir arada barındırıyor. Yani bu anlamda Yunus Emre hangisini tercih eder bilmiyorum çok fazla. Yani plaseci gibi hatırlıyorum ben o vuruşlarından dolayı. Mesela şeyde Altınordu deplasmanında kaybettiğimizde Alim vurdu. Kaleciden döndü, Ahmet Sagat tamamladı. Alim sert vuruşlar yapıyor. Şimdi bizim sabit bir şeyimiz yok, frikikçimiz yok. Ama Zeki Yavru'nun ben Kayseri Spor döneminde özellikle uzaktan frikikten attığı golleri hatırlıyorum. Yani sağ ayakla vuruşlarını hatırlıyorum. Şimdi bu da yine çalışarak çözülecek bir şey. Yani belki Soner Aydoğdu'nun orada bir katkısı olabilir. Fakat ne olursa olsun, hangi takım adına konuşursak konuşalım, iyi bir frikikçi olması çok büyük bir değer katıyor. Aynı şekilde mesela iyi korner kullanan bir oyuncusunun olması da aynı şekilde. Yani burada da yine takımın kendi içinde çözmesi gereken bir şey, ama görünen o ki elimizde bizim çok böyle iyi frikikçimiz de yok yani, öyle görünüyor. Celil meselesine gelince de biz halen Adana Spor'daki Celil'i konuşuyoruz. Halen. Yani iki sezon Adana Spor'da oynayan Celil performansını konuşuyoruz. Şimdi bize geldikten sonra, hatta bugün arkadaşlarla şunu da konuştuk. Ya neden böyle oluyor? Yani bize gelen orta saha oyuncuları bir anda değer kaybediyor. Sadece Celil değil, mesela Hasan Kılıç da, değil mi? Bize geldiğinde Hasan dönüp dolaşıp geldi ve Adana Demirspor'la sezonun belki de en iyi futbolcusuydu sezonun. Ama bizde o şeyi... Ya yapamadı yani. Şimdi Celil yine aynı şekilde. Yani Celil transferine kimse itiraz edemez ki. Belli. Ama evet. Neden orta saha oyuncuları acaba çok mu yük biniyor? Başka şeyler mi var? Bilmiyorum. Ama Celil'in de bizzat kendi performansından memnun olmadığı kanaatindeyim. Ben bir Samsunlu olarak
Samsunlu futbolculara, ayrıca işte Celil'e, Yusuf Abdioğlu'na, altyapımızdan yetişmesinden dolayı özellikle Yunus Emre'ye ayrıca sempati duyuyorum. Ayrıca onların ayrıca iyi olmasını istiyorum. Ama Celil halen Adanaspor performansıyla konuşuyoruz Celil'i. Yani evet, frikikçi de önemli bir mesele. Bunu da mutlaka çözmek gerekiyor. Ama bunlar yetenek gerektiren şeyler. Yani önce yeteneğiniz olacak penaltı ve frikik. Sonra da çalışarak bunu güçlendireceksiniz. Vuruş özelliklerinize göre. Bunlar. Bu kadar yani söyleyeceklerim. Hocam şimdi iki tane önemli maç var. Bir tanesi yarın oynanacak olan Eyüpspor Bodrumspor karşılaşması. İkinci ile üçüncünün maçı. İki takım da ilk iki de bizim direkt rakiplerimiz. Biz şimdi 42 puandayız. Eyüp 41'de, Bodrum 38'de. Gerilerden gelen bir de Rizespor gerçeği var. Rizespor gerçekten kadrosunu revize etti ve çok güçlendirdi. Çok önemli transferler yaptı. Zaten güçlü bir takımdı. Tecrübeli de bir teknik adamları var. Bu hafta da yani şapkasından tavşan çıkartmakla ünlü Malatya Spor takımını, yani Yılmaz Vural da bu şeyi daha da artmıştı. Adeta bozguna uğrattı. Çok farklı bir galibiyet aldı. Rahat yendi rakibini, onu da söyleyelim. Ve şimdi bizim rakibimiz önümüzdeki hafta bence çok kritik bir karşılaşma. Belki de sezonun en önemli maçı. Kazanan takımın çok büyük hamle yapacağı bir karşılaşma. Beraberlik halinde iki takım da çok fazla bir şey kaybetmeyeceği bir maç olacak galiba. Öyle düşünüyorum. Dolayısıyla Eyüpspor, Bodrumspor, Samsunspor, Rizespor maçları bu pazartesi günü oynayacak ve önümüzdeki hafta oynayacak bu iki karşılaşma bu sezon için belki de kırılma maçı şeyi taşıyabilir. Yani alınacak sonuçlara göre. Nasıl şey yapıyorsun? Bu iki karşılaşmayı nasıl konumlandırıyorsun? Nasıl maçlar bizi bekliyor Samsunspor açısından hocam? Yani Rize maçı ile ilgili söyleyebileceğim ilk şey şu. Nasip olursa ben de orada olacağım. Yani bunu söyleyebilirim maçla ilgili. Bir aksilik olmazsa hafta sonu memlekete geleceğim. Cumartesi Rize maçı. Hatta büyük ihtimal seninle beraber seyrederiz. Ondan sonra ertesi günde Samsun'da şeyde Eflatun Kitap Kafede Türk Edebiyatı'nda Samsun romanlarda Samsun başlıklı bir söyleşimiz ve imza günümüz olacak. Uzun süredir içeride maç seyredememiştim. İçeride seyredeceğim. Yani Rize evet tabii tersine deplasman yani biz sonuçta memlekete gidiyoruz yani memlekette değiliz. O şanslı zümreden değiliz. Rizespor yani Manisa için söylediğim şeyler büyük ölçüde oraya için de geçer. Yani takım bizimle birlikte ligde en az mağlubiyet yaşayan takım ve ne olursa olsun yukarıya oynuyor. Yukarıya oynama kültürü olan da bir camia. Ekonomik sorunu hiç olmayan, siyasi ve ekonomik lobisi çok güçlü. Yani Rize'den ziyade İstanbul'da ve diğer büyük merkezlerdeki Rizeliler sayesinde çok güçlü bir camia. Ama bakıyoruz tribünler boş. Yani şehir takımları böyle olmaz. O yüzden ben Rize halkının veya Rizelileri bir kenara koyuyorum. Onları kınıyorum hatta yani takımlarına sahip çıkmadıkları için. Ama Rizespor takımına baktığımızda da bence Samsunspor'la birlikte ilk ikiden çıkacak takım Rizespor olacak. Ben böyle çok iddialı konuşmayı sevmem biliyorsun yani böyle şeylerim olmaz. Hani flash sözler şeye başlığa konulacak. Ama yani Rizespor'la birlikte çıkacağımızı düşünüyorum ben ilk ikiden. Bu da şu demek yani Samsun'daki maç ne olur? Üç ihtimalli. Yine ev sahibi olmanın avantajıyla çünkü tribünler yine o saçma sapan cezaya rağmen yaklaşık 8 bin kişi cezalı duruma düştü. Bu kadar saçma bir ceza olur mu? Yani bakıyorsun ben de kendi kombinemi bir arkadaşıma transfer etmiştim. Dedim ki ya ben de mi cezalı duruma düştüm acaba? Eğer o blok ceza alsaymış ben de cezalı olacakmışım. Yani gitmediğim maçta küfür etmekten dolayı lan evde de sövmedim hani niye ceza alacağız diyeceğiz ama ben de cezalı olacakmışım. Sonra baktım almamışım. Yani orada işte diyor ki 110. Almanya kaybedince biz de kaybetmeye döndük. Arkadaşa da dedim lan sövdün mü dedim. Yok abi dedi ben sövmedim. Yani hayır komik olan şu abi yani komik olan çok şey var da 110, 111, 112'ye ceza vermişler. 113, 114'e vermemişler. 115, 116'ya da ceza vermişler. Lan nasıl tespit ettin? Yani şey mi bizim iyi çocuklara ceza vermemişler. Bizim olduğumuz şeyler sanki böyle dediğin gibi hep terbiyeli, nezih, maça takım elbiseyle gelen insanlar mıydı yani? Ya saçma sapan şeyler. Toplamda 8 bin Samsunspor taraftarı cezalı duruma düştü.
Rezalet yani bu. Yani izahı yok bunun. Ki bir şey de olmamış maçta yani. Her neyse yani buna rağmen kulüp de zaten hem itiraz etti hem de kadın ve sanırım 18 yaş çocuklara bedava olacağını maçın Pasoligi olması kaydıyla. Diğer biletlerin de tamamının %50 indirimli olacağını söyledi ki çok doğru bir hamle. Çünkü taraftar desteğine ihtiyaç var. Güzel bir maç olur. İki takım da ligin en az yenilen takımları. Dolayısıyla beraberliğin ağır bastığı ama Samsunspor'un ev sahibi avantajıyla biraz daha önde olduğu bir maç olur diye düşünüyorum. Eyüp Bodrum maçı için bir şeyin var, öngörüm var mı? Vallahi hiçbir öngörüm yok. Yarın ola hayrola. Yani yarın göreceğiz onu. Çünkü ya ikisi de Eyüp çok düşüş eğiliminde. Bence İbrahim Üzülmez'i göndermemeleri beni memnun eder. Çünkü Eyüp Spor rakibim yani benim. Halen göndermemiş olmaları, doğru bir teknik adamı almamış olmaları büyük bir fiyaskodur bence yani onlar adına. Yani o maçta da tamamen günlük performansların belirleyeceği bir müsabaka olur yarınki Eyüp Bodrum maçı. Benim temennim tabii berabere bitmesi. Hem liderliği devam ettirmek açısından hem de Eyüp'le aynı puanda olup Bodrum'un da çok yaklaşmamasını sağlamak açısından. Ama o günkü yani yarın akşamki şartların belirleyeceği bir müsabaka olur diye düşünüyorum. Evet, hava koşullarda etki yapabilir İstanbul'da tabii sen daha iyi biliyorsun. Olabilir yani evet. Ya kar falan diyorlar ama yani yarın akşam olmayacak herhalde, kar yağışı olmayacak. Eyüp Bursa maçı biliyorsun başlamıştı 15. dakikada falan tehir edilmişti kar yağışı nedeniyle ama bu sefer öyle olmayacak herhalde. Ya biliyorsun biraz böyle abartmayı seven bir milletiz biz. Azıcık bir şey olmayınca hani aylardır gelmeyen kar yağışı bir gelince birden sanki böyle bir felaket çöküyormuş gibi de bir hava estiriliyor. Ben o kadar da vahim bir kar yağışı olmayacağını tahmin ediyorum ama tabii meteorolog da değiliz. Her şeyden anlayan adam diye manşet atmasınlar sonra sosyal medyada bizimle ilgili de. Yani gene de tereddütlü olarak söylüyorum. Biz sadece biraz abartmayı seviyoruz. Hep aklıma şey geliyor. Ya bu böyleyse acaba İzlanda'da İsveç'te, Finlandiya'da ligler nasıl oynanıyor Danimarka'da diye hep şey yapıyorum yani kendi kendime sormadan edemiyorum öyle söyleyeyim ya da okullar nasıl açık kalıyor de bizde hemen böyle ilk kar yağışında hemen fiyaskolar oluyor diye biraz abartıyor muyuz diye düşünmeden edemiyorum doğrusu ya da hakikaten karla mücadele etmeyi bilmiyoruz onu da söyleyebiliriz. Yani ulaşım konusunda uzman olan bu anlamda hakikaten uzman olan sensin bir mühendis olarak bilmiyorum. Yani okullar tatil edilmeli mi? Ama büyük şehrin şartları da farklı yani. Bu da bir gerçek. Büyük şehrin şartları çok evet. Farklı. Çünkü bir yerden bir yere gidebilmek hakikaten meşakkatli. Bu anlamda farklı değerlendirilebilir. Yani hava günlük güneşlikken de problem olduğu için biraz yağış olunca sorun oluyor tabii yani. Evet. Peki hocam, şimdiden İstanbullulara geçmiş olsun diyelim. Yani kar yağışı tabii gerekiyor. Ülkenin içme suyuna da ihtiyacı var, suya da ihtiyacımız var. Kuraklık iyi bir şey değil. Hayırlısıyla Allah bizim nimetimizi de bereketimizi de kesmesin. Yani onu da söyleyelim. Yağışa ihtiyacı var bu ülkenin. Hem içme suyu anlamında hem tarımsal faaliyetler açısından. İnşallah bir kuraklık yaşanmadan hakkıyla, mevsimiyle uygun bir biçimde yağış alırız diyelim. Bir felakete yol açmayacak biçimde yağış alır ülkemiz diye duamızı da esirgemeyelim efendim. Var mı hocam ekleyeceğim bir şey? Programı yavaş evet, yavaş toparlayalım. Şöyle bitirelim. Yani bugünkü beraberlik kesinlikle moral bozmamalı. Takımın oyun çizgisi gayet üst düzey. O anlamda yani bir şampiyonluk hikayesi okunabilir buradan. Bu gidişat kötü bir gidişat değil. Karamsarlık oluşturacak hiçbir şey yok. Samsunspor şampiyon olacaktır. Buradan renktaşlarıma bunu söyleyebilirim. Hemşerilerime de şunu söyleyeyim. Allah nasip ederse hafta sonu orada olacağım. Cumartesi günü maçta olalım. Benim misafirim değilsiniz cumartesi günü ama pazar günü benim misafirim olarak Kurupelit'te bulunan Eflatun Kitap Kafe'ye beklerim. Yeni çıkardığımız Atatürk'le Arma Samsunspor kitabı ki satışı yok bunun normalde. İstanbul Samsunsporlar Derneği'nin hediyesi ya da paylaşımı olarak genelde kullanıyoruz ama almak isteyenler, soranlar oluyordu.
Atatürk'le Arma Samspor kitabı da dahil olmak üzere benim işte diğer romanlarım, kitaplarım bunlar olacak. Senin birkaç romanını da konuşacağım. Türk Edebiyatı'nda Samsun Söyleşimiz olacak. Saat 2'de başlıyor program ama öncesinde, sonrasında da gelebilirler. Genelde oralarda oluruz. Epeydir görüşemediğim dostlarım da var. Bu vesileyle onlarla da bir araya gelmiş olurum. Orada da benim misafirim olmalarını rica ederim, temenni ederim. Bu şekilde bitirebilirim. Evet, böylece cumartesi günü Sayın Yüksel Yıldırım'ın, pazar günü de Sayın Mehmet Yılmaz'ın misafiri olarak değerli izleyiciler, Samsun'daki aktivitelere bekleniyorsunuz diyelim. Ve bizi izleyen herkese teşekkür edelim. Mehmet Yılmaz Hocam'a çok teşekkür edelim. 3 puanlı günlerde buluşmak üzere diyelim Samsunlu taraftarlar adına. Öyle bir dilekte de bulunalım. Biraz buruk bir sonuç ama enseyi karartmaya da gerek yok. Neticede kendi sahasında kolay kolay yenilmediği bilinen bir takımla oynadık ve biraz da talihsiz bir skorla beraberlikten yetinmek zorunda kaldık. Manisalı taraftarlara, Manisalı izleyicilerimize de playoff yarışında başarılar dileyelim. Bundan sonraki karşılaşmaları kazanabilirler efendim, hiçbir sakıncaları yok. netice itibariyle bizim rakiplerimizle oynayacaklar hep. İçeride herkesi yensinler abi. Yensinler abi. İçi dışarıda da yenebilirler. Bizim için sakıncası yok. Şey yapabilirler. Manisa'yı sevdiğimiz bir şehir. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ederek bugünkü Futbol İklimi programından hepinize sevgiler, saygılar diyelim. Yeniden görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın.